Ben de ahşap boyardım eskiden. Ama tabii benimkiler bu kadar güzel olmuyordu. Uyduruk biraz. Öyle yurtta vakit geçirmek için yapardım. Çünkü bizde bir şeylerle uğraşmayanlar genelde birbirleriyle uğraşırlardı. Ben de küçükken uğraşırdım. Gerçi ben biraz da hırsım alıyordum galiba. Sonra fakülte falan derken bir baktım marangoz olmuş. Diplomalı marangoz. Rüzgar çıktı. Yağmur mu yağacak? Çok zannetmiyorum ya. Bayağı uzaktan geldi sesi. Ne bileyim, böyle bir şey gibi. Ben açarım. Bunun önüne bir şey koymak lazım. Böyle durmuyor. Kapı kapanınca atölye havasız kalıyor. Benim de ruhum daralıyor kapılar kapanınca. Bütün gün onu aradım. Evde yok. İşe gelmiyor. Cep telefonu kapalı. Bütün hastaneleri arattırdım. Hiçbir yerde yok. Kız seçimini yapmış. Sen de kendini daha fazla küçültme istersen. Anlamıyorsun baba. Ya başı beladaysa, ya yardıma ihtiyacı varsa, ya bir yerde bayılıp kaldıysa. Niye bayılıp kalsın ki bir yerde? Çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne kadar kötü? Cevap ver bana, ne kadar kötü? Bilmiyorum baba. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Biraz itiştik, sağa sola çarptık. Bana bitti dedi, yüzüğünü çıkarmaya kalktı. Sonrası bölük pörçük, kendimi durduramadım. Doktor gibi konuş benimle. İç kanama olabilir. Muhtemelen kafa travması. Sağ el orta falanks kökünde kırık. Yüzeysel ekimozlar, kolunda doku ezilmesi. Anlaşmıştık seninle. Bu işlerle uğraştırmayacaktın beni. Merak etme baba. Uğraştırmayacağım. Ben polise gidiyorum. Ne yapacaksın polise gidip? Nişanlımı darp ettim. Yerde düşüp bayılmış mıdır diyeceksin. Tekin, o kız hemşire. Başının çaresine bakabilir. Baba, yardım etmeyecek misin? Dua et de seni polise şikayet etmesin. Asıl o zaman yardıma ihtiyacın olacak. Abi, bu kızı dövmüşler değil mi ya? İşin yok mu oğlum senin? Yazık ya. İnsan nasıl kıyar abi şu kızı? Baksana, üflesin uçar zaten. Pek de güzel kız değil mi abi? Kim dövmüş biliyor musun? Bilmiyorum Rıza. Sen de karışma. Duymayacağım bir daha. Pardon abi. İnanmıyorum. Bu saat doğru mu? Ben iki saattir burada mıyım? Bu iş böyle vallahi, zamanı bile unutturur insanı. Çok geç kaldım. Çarşıya diye çıktım, akşam oldu. Hatice anne çok merak etmiştir. Bırakayım ben seni, merak etmesin daha fazla. Tamam. Aydın Hanım, bir saniye bakabilir misiniz lütfen? Buyurun. Telefonda konuşmuştuk. Ben avukat İlmi Yavuzcan. Evet, avukatmışsınız. Ne istiyorsunuz? Daha önce söylediğim gibi, babası görüşmeyi arzu ediyor. Gönül Hanım'a acil ulaşmamız lazım. Fazla vaktimiz yok. Nerede o? Arabada mı? Babası mı? Tabii ki değil. Görürüz şimdi. Tekin Bey, ayıp oluyor. Aylin Hanım. Gönül Hanım'ın nişanlısını bu işe karıştırmamayı tercih ederiz. Siz ne istiyorsunuz o zaman Gönül'den? Elinizdeki DNA raporu Gönül Hanım'ın müvekkilim Kürşat Büyükşahin'in kızı olduğunu kanıtlıyor.
Gönül'e ulaşmadan siz nasıl onun için test yapabiliyorsunuz ki? Nereden bileceğim yani ben bunun bir oyun olmadığını? Dilerseniz müvekkilim testi tekrarlayacaktır. Ancak sonucu çıkana kadar Kürşat Bey'i kaybedebiliriz. Durumu çok ağır. Baba kızın tek tanışma şansının elimizden kaçması yazık olur değil mi? Siz bunu bir düşünün. Ben sizden haber bekliyorum. Seni de yordum buraya kadar. Yo, ben dava almış oldum, iyi oldu. Atölyede vakit geçirmek bana da çok iyi geldi. Sakin, huzurlu bir yer. Rıdvan'ın o heyecanlı halleri bile bozamıyor huzuru. Aa, ona teşekkür edemedim. Öyle apar topar çıktık. Şöyle yaparız, bir dahaki gelişinde dersin. Tamam. Ben gideyim artık. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyisin değil mi? Aklımı oynattım kaç saattir. Biraz daha gelmesen polisi arayacaktım. İyi ki yapmadın öyle bir şey. İyiyim. Bana bak. O gözü dönmüş mü çıktı karşına yoksa? Yok yok, o beni bulamaz. Seninle görüştüğümü bilmiyor. E neredeydin o zaman? Yusuf'un atölyesinde. Öyle elime boya fırça falan tutuşturduğu zaman nasıl geçti anlamamışım. Aa, sen beklemişsin, yememişsin. Bak sen. Yusuf'un atölyesi. Evet, adamın adı Yusuf. Hmm. Sabah daha Yusuf Bey'di de neyse. Benim aklıma gelmedi hiç eline bir iş vermek. Akıllı adammış. Konu komşu da benimsemişler ilk günden. Düzgün birine benziyor diyorlar. Aa, konu komşuya mı sordun adamı? Rahatladın mı bari? Ferahladım biraz diyelim. Ay, aşk olsun Hatice anne. Bize ne adamdan? Bize ne diyorsun da yanından geliyorsun. Tanıdığın, bildiğin adam seni bu hale koydu. Bilmediğimiz neler etmez. Ay Allah korusun. Neyse, düzgün birine benziyor. Ben çorbayı ısıtayım. Sen de şu üstünü başını değiştir. Aylin, ne yapıyorsun böyle burada tek başına? Hava almaya çıktım biraz. Bana bak, yoksa Gönül'den kötü bir haber mi var? Yok. Niye olsun ki? Nereden çıktı şimdi Gönül'den? Her şey Gönül'le mi ilgili? Tamam ya, atarlanma bir dur. Hayır, yani seni burada böyle tek başına karalar bağlamış görünce kafanda bir şeyler var belli ki. Benim de bir özel hayatım var, ondandır. Ha, pardon. İyi akşamlar. Ali, Tekin Bey'le konuştun mu? Bu akşam çıkacağız. Biraz kafayı dağıtacağız. Gece de bende kalırız. Eğer bir şeyler anlatmak isterse anlatır. Onu yalnız bırakma bu ara. Azgın boğa gibi önüne çıkanı deviriyor. Sen merak etme gamlı baykuş. Ben alacağım onun kızını. Ha, bana bak. Sen de burada böyle tek başına çok takılma. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sana söylemem gereken bir şey var. Ne babası ya? Ne babası? Bugüne kadar neredeymiş? Ben soğuk yatakhanelerde gün sayarken neredeymiş? He? Bir aferin hasretini çekerken neredeymiş? Hep bir başıma yaptım her şeyi. Daha iki gün önce orada beni hor gördüler, kimsesizim diye dudak büktüler. İki gün önce. Babammış. Ben bu hale gelene kadar neredeydi? Ne desen haklısın. Çok geç kaldın, çok. Ecel kapıya dayanınca aklına geldi tabii. Yansın pişmanlıktan, ölsün. Bu
Bugüne kadar o beni görmek istememiş. Şimdi de ben onu görmek istemiyorum. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Tamam kızım. Estin, gürledin. Gel şimdi otur. İstemiyorum. Kızgınsın, yaralısın. Haklısın da. Ama bunları ben biliyorum kızım. Acını, isyanını kendin haykırıp kendin dinliyorsun. Adamın haberi bile yok. Git, bağır, çağır, yüzüne söyle. Duysun, kendinden utansın. Seni ne kadar yaraladığını bilmeden ölmesin. Nasıl yaşadıysa öyle ölüp gitsin. O adamdan hiçbir şey istemiyorum. Gönül, kaç çocuğun böyle bir şansı olur? Bütün bunlar içinde mi kalsın? İyi düşün kızım. Yarın geç olur, duvarlara konuşursun. Vallahi abi, anlat diye bekliyorum ama hiç niyetin yok. Anlatmak ister misin? Ne oldu, neden gitti Gönül? Çünkü korkuyor. Başkaları gelip aklını karıştırmasaydı, herkes yerini bilseydi, kendi işine baksaydı, başkalarının hayatlarının içine etmeyip o kahrolası koca çenelerini kapalı tutabilseydi insanlar, bundan hiçbiri olmayacaktı, tamam mı? Tamam, tamam. Bir sakin olur musun? Söyler misin? Bitti mi yani? Ayrıldınız mı? Ali, bana bir daha bitti mi deme. Biz ayrılmadık Gönül'e, tamam mı? Tamam. Sadece bana kızdı ve gitti. Hepsi bu. Tamam. Ama geri gelecek. Tamam, tamam. Ben onu geri getirmesini biliyorum. Tamam abi, tamam. Sen de lütfen ağzınla iç. Bak, gece çok uzun. Hani birileri yardım ediyor o kıza ama kim? Bırak Allah aşkına be Tekin. Yani kafayı toparlayınca döner gelir yine sana. Babam? Babam olabilir mi? Tam onu seveceği işte. Zaten Gönül'le evlenmemizi hiçbir zaman istememişti. Yine bulaşmasın diye eski defterleri açtı. Ve buldu beni işte. Bir dakika, nasıl sen? İknur'dan mı bahsediyorsun? İknur yüzünden mi gitti Gönül? Bunu mu demek istiyorsun? Ali, ne İknur ya? Bana ne İknur'dan? Sen söylüyorsun işte. Eski defterler diyorsun. Bak, eski sevgilin ölmüş. Gönül gitmiş buradan. Senin kafa kıyak. Ya çok üzgünüm ama ben de bilmiyorum gerçekten ne düşüneceğim artık. Ne? Ne düşünürsen düşün be. Aa, sıkıldım. Aylin bir yandan, sen bir yandan. Düşün yakamdan be. Versene sen de bir tane daha. Sakin olur musun ya? Herkes bize bakıyor. Ha, verme abicim hiçbir şey. Gidiyoruz. Tamam mı? Hadi abi. Hadi. Aa, yeter ama. Tek... Ne yapıyorsun lan? Dikkat etsene. Tamam kardeşim, tamam. Kusura bakma. Arkadaşım biraz kafası bozuk da bir daha... Elimle ayağına bil lan. Eğlenmeye geldik buraya. Senin hatırını çekecek değilim ha. Bir sakin ol ya. Git lan. Ne dedin lan sen? Ağzına sıkıyorum lan seni. Sakin, Tekin, sakin. Gel, Tekin. Gel buraya. Gel, gel. Gel, gel. Çekil, gel. Ben yatıyorum. Tamam. İyi geceler. Ne zaman canın yansa bu kadar derinden sanırsın mümkün değil
bir daha üzülme. Tamam. Olur. Ne inat, ne gözü kara, ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor, ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor o zamanla ama ne fayda. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya, yok kaidesi kuralı. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya, yok kaidesi kuralı. Kanayım ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni. Ne gelen anladı ne giden olur biteni. Adıyorum aşka geri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalan mı? Aşkında Mahmut konuşmamız lazım. Bir plan yapalım, böyle oturarak vakit kaybediyoruz. Tamam, sen nasıl istersen. Neredesin? Tam da olmam gereken yerde. Aa, Gönül. Yoksa uyumadın mı sen sabaha kadar kızım? Uyuyamadım. Düşünmekten. Sanki düşünmekle çözülecekmiş gibi. Kızım, biliyorsun sen nasıl çözüleceğini. Biliyorum, evet. Senin kalkmanı bekliyordum zaten. Ben gidiyorum. Tamam kızım, gidersin. Bir kahvaltı edelim. Kafanı topla. Okuyor. Gideceğim bir an önce. Ne olacaksa olsun. Bitsin bu iş. Bu saatte otobüs araba geçmez buradan. Ben bulurum bir yolunu. Hadi görüşürüz. Gönül. Merhaba. Ne haber? Nereye böyle? İşim var da biraz şehre ineceğim. Ben de şehre gidiyorum. Gel götürün istersen. Gel hadi. Nereye bırakıyorum seni? Güzel soru. Hiçbir fikrim yok. Bir saniye. Alo, Aylin. Ha, benim. Bir şey soracağım. Müsait misin? O nerelerdeymiş? Ali'de mi kalıyormuş? Emin misin? Bir de o avukatın numarasını bana bir ara mesaj atar mısın? Tamam. Arayacağım ben seni. Hadi merak etme, öptüm. Çözdük mü? Evet. Evime gidiyorum.
Aa, rüyanda mı gördün? Abin nerede? Ne bileyim ben ya, bekçisi miyim onun? Bir bakar mısın siz de mi diye? Bakamam. Hem ne oluyor böyle bir gizemli haller falan? Hayırdır? Ya dün gece çok içtik. Şimdi de ortada yok. Evine de gitmemiş. Bana ne ya? Koskoca herif bakar herhalde başının çaresine. Hadi ben yoğunum şu an. Görüşürüz. Neşe bir dakika. Betekin. Neredesin ya? Gönül. 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 Gönül geldik herhalde. Burası mı? Evet evet burası. Her şey yolunda mı? Öyle görünüyor. Gönül dur. Bak o gün karakola gitmek istemedim. Ama hala çok geç değil. Hemen gidip bir tutanak tutturabiliriz. Çaresiz değilsin. Evet biliyorum. Teşekkür ederim. Ben halledeceğim merak etme. Sadece yapmam gereken bir iki bir şey var. Seninle gelmemi ister misin peki? O gerek yok. Seni yeterince işinden ettim. Tekrar teşekkür ederim her şey için. Ben yine de buradayım bekliyorum. Gönül. Sadece birkaç parça eşya almaya geldim. Gideceğim. Meraktan deliye döndüm. Her yerde seni aradım. Neredeydin? Kızmışsın bana. Haklısın da. O gece kendimi kaybettim. Çok üzgünüm. Affedersin. Bak bir daha asla olmayacak. İnan bana çok üzgünüm.
Gerçekten çok özür dilerim. Alo. Küçük bir işim var Mahmut. Bekle, geleceğim ben. Uzaklaşıp kafamı toparlamam lazım. Ondan sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Tek başına mı karar vereceksin Gönül? Biz nişanlıyız. Oturup konuşalım, olur mu? Bu konu kapandı tek. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu tek başına verebileceğin bir karar değil ki Gönül. Günlerdir seni bekliyorum, derdimi anlatabilmek için, özür dilemek için. Bir yarım saat. Oturup konuşalım, olur mu? Bir kahve yapayım. Konuşalım, tamam. Kahveler. Gönül. Gönül. Ah, İyi misin sen? İyiyim. Her şey yolunda mı? İyiyim, her şey yolunda. Gidelim mi hemen buradan? Gidelim, ver. Gönül. Allah kahretsin! Sana gitme dedim. Sana gitme dedim. Alo. Efendim Hatice anne. Yok. Eve gittim şimdi. Birkaç parça eşya aldım. Hı. Her şey yolunda. Yolunda da. O evdeymiş. Evde beni bekliyormuş. Öyle bir anda karşımda görünce korktum tabii. Ama iyiyim şimdi. Merak etme. Sakindi. Konuşmadan bırakmak istemedi. Ama ben bir şekilde çıktım evden. Fotoğrafları da yakmış. Lavaboda küllerini gördüm. Ah Gönül, ah. Dedim ben sana. Yakar dedim. Delil bırakmaz dedim. Çıktı işte bak. Kızım Allah aşkına karakola git. Tamam.
Tamam, merak etme. Arayacağım ben seni. Tamam annem. Seninle yukarı gelmem lazım. Boş ver. Bunlar zaten benim kendi problemlerim. İyi de seni orada yalnız bıraktım. Ben şöyle ileyim mi? Gönül, gideceğin yere kadar bırakayım ben. Bak yağmur falan da başladı. Yok yok. Biraz yürürsem iyi gelecek. Şurası uygun mu? Hı hı, iyi. Ne yapıyorsun ya? Biri görecek. Ne arıyorsun burada? Sevgi Pıtırcı abimle anlayışıma babamı görmeye gelmedim ben. Seni arıyordum doktorcuğum. Tamam, buldun işte. Ne istiyorsun? Sence de artık ilişkimiz çok gizli olmaya başlamadı mı? Yani benden bile gizli. Çünkü seni artık hiç göremiyorum. Yani biliyorsun durumları işte. Hastane çok yoğun. Tekin de sürekli ensemde. O yüzden... Ya biliyorum. O yüzden neden aramıyorsun diye dırdır etmek yerine sana bir çözümle geldim. Neymiş o çözüm? Çekime ne yapıyorsun? Gözüm, biriyle ilişkisi mi var? Ne münasebet? Nereden çıkarıyorsunuz? Gözümün yanındaki adam kim? Çekime ne adamı, ne diyorsunuz siz? Ailen ne biliyorsan anlat. Gözlerimle gördüm. Aynı arabaya binip çekip gittiler. Kim o adam? Gönül onu nereden tanıyor? Bana adını söyle. Bana adını söyle! Tekin'in kolunu bırakır mısın? Anlatacaksın. Kim o? Ya gitme. Bırak, daha annelerin varsa görsün. Ne biliyorsan anlatacaksın, yoksa seni bırakmayacağım, anladın mı? Tekin Bey, Tekin, bana adını söyle. Tekin'in kolunu bırakır mısın? Bana adını söyle! Ay, gitmem lazım. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Şimdi abin hastaneye ayağa kaldıracak ve... herkes buraya toplanacak ve buradan asla gidemeyeceğiz. Bana uyar. Tekin, adam nasıl söyleyeceksin? Tekin, ne yapıyorsun ya? Ali, sen karışma. Tekin, kızı bırakır mısın? Ali, karışma. Bırakır mısın? Bir sakin ol ya. Sakin ol. Bana adını söyleyeceksin. Tamam. Bana adını söyleyeceksin. Sakin ol, yürü. Yürü, yürü. Ya adamı ne sevgilisi ya. Hayret bir şey. Oh, hayret abi. Bunun nasıl olduğunu açıklayacak Ali. Üç gün, sadece üç gün ayrı kaldım evleneceğim kadından. Yanında bir takım adamlar, arabalara binip çekip gitmeler. Abi saçmalama, bir akrabası falandır ya. Ali, akrabası olsa bilmez miyiz? Nişana çağırır, düğüne çağırır.
Yetimhaneden çıkmış bu kız. Kimsesi yok. Bir tek ben varım, anladın mı? Ben. Bak, bir sakin olur musun? Ya adam kimse kim? Gönülden bahsediyoruz burada ya. Bildiğimiz gönül. Şoka girecek. Öyle senin sandığın gibi bir şey değildir artık. Lütfen biraz sakin olur musun ya? Tamam, ben gönlüne bir şey demiyorum. Ama köpek balıkları Ali. Kızın etrafında köpek balıkları dolaşmaya başladı. Düzelmedi. Yemedim ki o herife. Çıkarama olmalı. Ameliyat hemen. Yetişmez. Asitole giriyor. Elektroşok hazırla. Ne yapıyorsunuz? Hematoraks ablosu bu. Çekil. Şoka cevap vermez. Akciğer graf sistemimiz epi işe yaramıyor. Şarj et. Ekografi çekileli 10 dakikadan fazla olmuştur. Ne yapıyorsunuz Tekin Bey? Kanama küçükse göremeyebilirsin. Travmayı arttıran başka bir şey olmadı. Tekin Bey lütfen. Belki de kaburgada bir kırık. Tekin Bey yapmayın lütfen. Tekin Bey ne yapıyorsunuz? Şimdi ameliyata zaman kazandınız. Düzeliyor. Nasıl yani? Delirip bir taraftan bana laf yetiştirirken bir taraftan da hastanın durumunu mu takip ettin? Ne adamsın ya? Gönül bana o adamın kim olduğunu açıklayacak. Doktor Tekin Altınel, Doktor Tekin Altınel lütfen danışmaya. Danışma mı? Birini mi bekliyorum? Doktor Tekin Altınel, Doktor Tekin Altınel lütfen danışmaya. Gönül? Odası cevap vermiyor. Hasta yanında ölebilir. Sizi biraz bekleteceğim. Bir anons daha yapar mısınız? Tabii. Doktor Tekin Altınel, Doktor Tekin Altınel, lütfen danışmaya. İyi günler memur bey. Ben Mazhar Altınel. İsterseniz size ben yardımcı olayım. Sorun nedir? Bir konu hakkında kendisinin bilgisine başvurmamız gerekiyor. Tıbbi danışmanlık mı? Hastalardan biriyle mi ilgili? Hakkında şikayet var. Emniyete gitmemiz gerekiyor. Kim şikayet etmiş? Emniyette kendisine bilgi verilir. Ya polis için mi çağırmışlar seni buraya? Ali sen babamın yanına gitsene. Ben geliyorum. Çıkmaya hazır ol. Benden haber bekle. Düzgün giyin. Bak sen, yemeğe çıkaracaksan daha kibar sorman gerek Tekin Bey. Ay öyle sana gülerim ha. Memur Bey, buyurun gidebiliriz. Ne oluyor Tekin? Umarım avukatını aramıştır. Yani siz şimdi Tekin Altınel'in İlknur Ayhan'ı öldürmüş olabileceğini söylüyorsunuz öyle mi? Öldürmüş olabileceğini söylemiyorum. Ölümüyle bir ilgisi olabilir diyorum. Aralarındaki ilişki sürüyor muydu peki? Ne münasebet canım? Nereden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Tekin'den yakamı zor kurtardım dedi. Madem ayrılmışlar, evlenmek üzere olan bir adam neden eski sevgilisine bir şey yapsın? Belki de yaşadıklarını bana anlattığı içindir. Nereden bileyim? Onu da kendisine sorun. Soracağız zaten, merak etmeyin. Tekin Bey, kusura bakmayın. Sizi apar topar buraya kadar getirdik. Ancak nişanlınızın iddiaları beni epey şaşırttı. Mesele aslında o kadar açık ki. Biz Gönül'le düğün öncesi biraz tartışmıştık. Sonra eski sevgilim gelip kafasını karıştırmış. Eski kız arkadaşınız bu mu? Evet, maalesef. Peki öldüğünü biliyor musunuz? Biliyorum, gazetelerden öğrendim. İntihar etmiş galiba. Sizce neden intihar etmiş olabilir? Ben intihar olduğuna inanmıyorum. O kadın Tekin'den çok korkuyordu. Üstelik mağazadan bakarken onların tartıştıklarını gördüm. Sadece Gönül'ü bir daha korkutmaması için uyardım. Ona bir şey yapacağından endişelenmiştim. Ne gibi bir şey? Komiser Bey, İktun'un psikolojik sorunları vardı. Tıbbi teşhisi ve reçete kullandığına dair belgeler var. Ayrıldıktan sonra her yerde karşıma çıkıp beni taciz etmeye başladı. Uzaklaştırmayı mı çıkarmak zorunda kaldık? Tekin'den şiddet görmüş bu kadın. Kayıtlarda ne bir şikayet var ne zabıt tutulmuş, hiçbir şey yok. Ya ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Kadın darp edildikten sonra çekilmiş fotoğraflarını gönderdi bana. Raporu da var. Tamam, verin dosyayı ekleyelim. Veremem. Neden? Çünkü Tekin hepsini yakmış. Anlıyor musunuz? Tekin sussa niye böyle bir şey yapmış? Resmen delilleri ortadan kaldırdı. Elinizde sadece dayanağı olmayan iddialar var.
Bakın, müvekkilim yasalara saygılı bir vatandaş ve değerli bir cerrahtır. Lütfen bu suçlamalara daha fazla itibar etmeyin. Tekin Bey, olay gecesi neredeydiniz? Alo, avukat bey buyurun. Merhaba Gönül Hanım. Numaramı kaydettiğinize göre Kürşat Bey'le görüşmeye sıcak baktığınızı umabilir miyim? Evet, kendisiyle görüşeceğim. Ama şu anda müsait değilim hiç. Ne zaman biter işiniz? Hemen gelip sizi alabilirim. Yok yok, gerek yok. Hem işimi ne zaman bitireceğini bilmiyorum. Siz bana adresi yollayın yeter. Gönül Hanım, yanınızda polis mi var sizin? Başınız mı dertte? Yerinizi söyleyin, hemen geliyorum. Emniyetteyim, kapatmam lazım. İyi günler. Hangi emniyet? Alo. Tekin Bey o gece olay yerinde değilmiş. Tanrı gelip ifade verdi. Bütün gece birlikteymiş kadınla. Kadın mı? Ne kadını? Nasıl? Ne kadını? Anlamadım. O bilgiyi veremem size. Ne olacak şimdi peki? Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Bakın Gönül Hanım, ben endişelerinizi gayet iyi anlıyorum. Eğer bir gelişme olursa ararım sizi. Sizin durumunuzla ilgili tutanak tuttuk. Savcılığa da başvurursanız nişanlınızı tekrar ifadeye çağıracaklar. Ancak mahkeme şiddet gördüğünüze dair kanıt isteyebilir. Daha rapor almamışsınız. Varsa şahitlerinizin de ifade vermesi gerekecek. Hayırdır? Gönül burada mı? Nerede? Gitti o, gitti. Tamam, arayacağım ben. Gönül Hanım. Gönül Hanım. Buranın başka çıkışı var mı? Arka tarafta. Gönül Hanım. Telefonda konuşmuştuk. Avukat İlmi Yavuzcan ben. Siz nereden bildiniz benim burada olduğumu? Benim için bulmak zor olmadı. Detayları da öğrendim. İsterseniz gerisini arabada konuşabiliriz. Şu anda gerçekten Kürşat Bey'le konuşacak durumda değilim. Başka zaman yapalım lütfen. Gönül.